Of. Ya bir tamam olmadan rolme çalışamıyorum ki. Selam. Selena? Senin devamın nereden azıcık? Ya aşağıdalar. O zaman Erdem abiye son görüşmelerinde nasıl davranacaklarını planlıyorlar. Anladım. Sen neden yalnızsın burada? Ben de okulda oynayacağımız tiyatro oyununa hazırlanıyorum. Aa çok güzel. Hangi oyunu oynuyorsun? Peter Pan. Ben Tinkerbell'i oynuyorum. Ama Peter Pan'ı oynayacak arkadaşım çalışmaya gelmediği için ben de hazırlanamıyorum. Aa bir dakika. Ben bugün kazandığım ödül sayesinde sana yardım edebilirim. Nasıl? Sürpriz olsun. Seni çok sevdiğim bir yere götüreceğim. Ütopya'ya gidiyoruz. Yaşasın. Gözler. Nazlıcık, bu hafta kazandığım ödül İyiler Müzesi'nden bir kahramanı dünyaya götürmek. Ve bu özelliğimi senin ödevine yardım etmek için kullanacağız. Çünkü tiyatroda sana yardımcı olabilecek en iyi kahraman Peter Pan. Bak burada. Merhaba Peter. Merhaba Selena. Peter Pan. Sadece Peter de. Nasıl yardımcı olabilirim Selena? Ben senden bir şey rica edeceğim. Nazlı tiyatro oyununda Tinkerbell'i canlandıracak. Ya kolay gelsin Nazlıcığım. Teşekkürler. Senden ona rolüne çalışması için yardımcı olmanı istiyorum. Ya tabii ki sen de istersen. Tabii tabii seve seve. Ben de burada sıkılıyordum zaten. Süper. Çok teşekkür ederim Selena. Çok sağ ol Peter. Ama çok dikkatli olmalısınız. Peter'ın kimliğini senin ablanlar dışında hiç kimsenin de öğrenmemesi gerekiyor. Anlaştık mı? O zaman dünyaya gidiyoruz. Hadi Peter. Abi. Ne oldu? Görüştün mü Esra Hanım'la? Ne dedi seni görünce? Anneciğim heyecanlı heyecanlı yaklaşmayın ya. Gitmedim Esra'nın yanına falan. Gitmedin mi? Niye gitmedin ki oğlum? Abi o seni seviyor sen de onu seviyorsun. Ne duruyorsun ki? Bunun yüzünden Kader, bunun yüzünden. Daha doğrusu bundan bir çanta olmadığı için. O ne demek öyle? Ya şu demek anneciğim. Ya Esra bu Mert'le anlaşma yapmadın beni hapisten çıkarsın diye evleneceklerdi falan filan. Öyle bir organize yaptılar ya. He? Ya bu Mert denen hıyar benim çarptığım çocuğun ailesine gitti bir daire parası vermedim. İyi de anne, ben şimdi o herifin yüzüne o verdiği parayı çarpmadan o kızı nasıl çeker alırım onun yanından? Ha? Başkasının parasıyla aşk yaşamak bir delikanlıya yakışır mı? Üstelik bir de bu herif benim rakibim. Anladım oğlum. Peki ne yapacaksın abi? Bu hıyar çocuğun ailesine bu ay vadesi olan bir müşteri çeki vermiş. Hani bir şekilde parayı verip o çeki onlardan almak lazım. Yani özgürlüğümü satın almanın tek yolu bu. Abi bu dediğin çek ne kadarlık bir çek? 120 bin lira. Ne? 120 milyar yani. O kadar parayı nereden bulacaksın ki sen oğlum? Vallahi bilmiyorum nereden bulacağım anne de. Yani bulmak zorunda olduğumu biliyorum ya. Ya. Dünyaya hoş geldin Peter Pan. Burası Nazlı'nın evi. Adam hoş geldin Peter. Hoş bulduk Nazlıcığım. Selena bu kim? Hiç yabancı değil ama. Kızlar tanıştırayım. Peter Pan. Kızlar Nazlı'nın tiyatro oyununa yardımcı olabilmesi için getirdim Peter Pan'i dünyaya. Ama ona çok dikkat etmelisiniz. Asla kimliği ortaya çıkmamalı. Hem de uçabiliyor. Peter sen de çok dikkatli ol tamam mı? Sen hiç merak etme Selena. Tamam o zaman anlaştık. Ben artık gideyim yapmam gereken işler var. Teşekkürler. Odan çok güzelmiş Nazlı. Teşekkürler. Peter ne yapıyorsun? Uçuyorum. Çalışmayacak mıyız? Çalışıyoruz işte. Karşında da böyle bir adamla oynayacaksın. Ben çocuğumu unuttum. Hiç büyümüyorum. Ne yapıyorsunuz bakayım çocuklar? Olamaz Aslı yenge. Ya bence hemen sakla. Sakin olun. Ne yapıyorsunuz diyorum size çocuklar. Ama tahmin ettiğim gibi tam yani. Hala duruyorsunuz değil mi? Çocuklar. Yoksa siz sigara mı içiyordunuz gizli gizli? Yok yok bu sefer affedemem. Gerçekten amcanıza söyleyeceğim. Ne gülüyorsunuz anlamadım ki. Gülünecek bir şey yok. Çocuğum sabahın köründe kalkacaksınız. Bir sürü işiniz var sabah sabah. Salon temizlenecek, mutfak temizlenecek, banyo temizlenecek. Kıvılcımın çarşafları değişecek. Değil mi? Yatıp zıvarım bir an önce. Bakın şimdi gidiyorum ama az sonra tekrar kontrole geleceğim. Hala sigara içmeyi sürdürüyorsanız bu sefer gerçekten amcanıza söyleyeceğim. Sonra siz tek 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 rencide edeceğim. Hadi bakayım hadi.
Sizi pek sevmiyor galiba. Pek mi? Bizden nefret ediyor. Kaptan Hook'la tanıştırmak lazım. Çok severler birbirlerini. Onun da yengenize benzeyen bir papağanı vardı da. Aşkım, aç kollarını, ben geldim. Sarıl hadi bana. Göstereceğim sana. Hayatım, nasılsın? İyiyim Ozan, sen nasılsın? Ben de iyiyim, bildiğin gibi ev, okul, okul, ev. Arada maç. Aa, evet, maçı unutmuşum bile ben ya. Öyle mi? Tebrik ederim Ozan, kazanmışsınız. Evet aşkım, 10 numara maçtı, biliyor musun? Kazandık. Ha, kazanmak deyince aklıma geldi. Erdem'le gitmiştiniz değil mi siz maça? Ha, evet, Erdem'le gitmiştik ya. Ya bu arada ne oldu bizim matematik sınavının sonuçları? Ya ben dün gece uyuyamadım vallahi. Matematikten büyük ihtimalle geçtin Ozan, merak etme. Ama benden kaldın çünkü maça Yasmin'le gitmişsiniz. Selin. Ne oluyor sana? Bir şey oldu yok aşkım. Okula ilk geldiğinde böyle miydin? Ya benim sevdiğim Erdem bu mu? Özür dilerim. Sadece arkadaşım için ufak pembe bir yalan. Erdem, bundan sonra yalan söylemeyeceksin. Herkese karşı dürüst olacaksın, tamam mı? Söz veriyorum. Emin misin? Eminim. Umarım bir daha olmaz. Olmayacak. Ne açtın Tinki? Ben bir şey yapmadım. Wendy ile kavga etmişsiniz. Ya ne yapayım? Kıskanıyorum. Onun senin yanında olmasına hoşlanmıyorum. Bu böyle olmayacak. Senin uçman gerek. Ama ben uçamam ki. Uçabilirsin. Nasıl? Ama aramızda kalacak, söz mü? Söz. İnanmıyorum. Uçuyorum. Şimdi Tinki olman daha kolay. Hadi başlayalım. Yine başına neler açtın Tinki? Ben bir şey yapmadım. Wendy ile kavga etmişsiniz. Ne yapayım, kıskanıyorum. Senin yanında olmasından hoşlanmıyorum. Bir daha kavga etmenizi istemiyorum. Ne yapayım, onu sevmiyorum. Şimdi gidiyorum. Döndüğümde Wendy ile barıştığınızı görmek istiyorum. Dur, nereye gidiyorsun? Canım sıkıldı. Kaptan Hook'u ziyaret edeceğim. Dikkatli ol. Neyse, bu kadar çalışma yeter. Benim karnım acıktı da. Tamam dur, ben mutfaktan sana bir şeyler getiririm. Ama odadan çıkma ve kimseye görünme. Tamam. Acaba kötüler mahzeninden hangi kötüyü dünyaya götürsem? Dur bakayım. Pamuk prensesin kötü kraliçesi. Evladım, çok güzel elmalarım var. Yemez misin bir tane? Yok, yemem anam, yemem kalsın. Ben Amasya elması yerim, evet evet. Elinde olsa beni de zehirleyecek ya. Acaba bu kraliçeyi dünyaya götürsem, bunun elmalarıyla bütün dünyadakiler zehirlense ne güzel olur ya. Yok yok, daha güzel bir kötü bulabilirim, evet. Neyse, görüşürüz. Görüşürüz. Zehirlemeye devam. Devam. Evet. Başka. Kontrakula kontu. Nasılsınız? Hadi. Boynunun şurasında iplik kalmış. Gel dalayım. Ya geleyim de ondan sonra boynumu art diye kap değil mi? Şuna bak ya. Bunlar da mahzende kala kala iyice kudurmuşlar ha. Neredeyse benim kalmayacak ya. Neyse kontum. Haydi sohbetinize doyum olmaz. Ben gidiyorum. Siz de çorbanızı pıhtılaşmadan emin hadi. Görüşürüz. İşlek ya bir. Bakalım başka nasıl kötüler var, kötüler mahzeninde. Çıkarın beni buradan. O beni, o pidir benden soytarının yanına koyun. Aa, ne ya? Kaptanım. Merhaba, merhaba. Sen eşek, ben araba. Çok konuşma. Söyle de çıkarsınlar beni buradan. Dünya asabisiniz bu kadar, ne oldu ya? Çıkarın buradan diyorum. Çok değil, yarım saatliğine İyiler Müzesi'ne Bitirmenin yanına gitmeme izin verin. O cüceyle görülecek hesabım var.
Başına yorma kendini kaptan. Hem Peter Pan İyiler Müzesi'nde değil. Selena onu dünyaya götürdü. Ne? Ne? Ya. Demek Selena ödülünü Peter Pan'le kullandı ha? Kahretsin. Bu Peter Pan'i elime bir getirirsen kancamı ensesinden sokup ağzından çıkaracağım. Sanırım dünyaya hangi kötüyü götüreceğimi buldum. Beni mi? Yapma.